Şimdi bakın, akşam ezanına 10-15 dakika var. Girdiler. Son bir buğday yiyorlar. Sonra yavaş yavaş kümese girecekler. Bir ikisi girdi zaten. Bakın. Şimdi horoz gergin çünkü mavi yumurtacı olan gri Amerikanus gelmedi. Bakın. Horoz yemekten aşağı döküyor. Horoz deyince de cevap veriyor. Akıllı oğlum benim. Aşağıya döküyor. Tavuklar yiyebilsin diye. Çok çok centilme. Maşallah. Bir de bu kuşların aynı kedi gibi bir özelliği var. Bunların istediği oluyor, sizin değil. Bunlar ne isterlerse o olur. Sevdirmek isterlerse, yanınıza gelmek isterlerse öyle. Aynı kedi gibi. Canları isterlerse yaparlar. Canları istemezse hiçbir şey yapmazlar. Bakın şimdi folluğun önünü boş koydum. Oraya çim ekmedim oraya. Bakın çim sermedim. Orada şey yapsınlar diye. Pineklesinler diye. Yani toprakla eşelensinler. Toprağı kazıp toz çıkarıyorlar biraz. İçinde dönüyorlar. Akşam oldu. Herkes şimdi içeride. Ben de kapıyı kapattım. Bakın. Kimse yok zaten. Güneş de batıyor. Çok güzel bir beden saatleri var. Yemeğini yedi. Şimdi sularını içip uyumaya gidecekler. Arkadaşlar köyde yaşamak için bir kere köyü sevmeniz gerekiyor. Eğer çalışmayı sevmiyorsanız, köyde yaşamayı sevmeyecekseniz, hiç İstanbul'dan evinizi, yerinizi, yurdunuzu satıp da bu işe bulaşmayın. Çünkü çok zor. Bakın yarım günüm gitti. Bugünü buranın çimiyle geçirdik. Çok tatlı. Bunların en az haftada bir kere kümesin alt temizliğinin yapılması lazım. O gübreyi de ağaç diplerine döküyorum. Kuş gübresi en faydalı gübrelerden bir tanesiymiş. Doğal organik gübre. Protein düzeyi çok yüksek çünkü lavra, solucan, çeşitli böcekleri, kurtları yiyorlar. Daha önce 21 tane civciv aldım. Tavuk beslemeye tavsiyem civcivle başlayın. Çünkü civcivden alırsanız, küçükken alırsanız şey olur. Size alışırlar. Daha iyi anlaşırsınız. Merak ediyorum. Akşam konuşmasını yapacak mı diye merak ediyorum. Çünkü tünek de yaptım. Dün budadığım zeytinlerden.
Horoz da mavi yumurtacıgillerden. Bu arada ana vatanı Amerika olduğu için Amerikanus diyorlar. Bu gri tavuk da mavi yumurtacı. Şu kırmızı tavuk, kahverengi olan tavuk bizim dede baba tavuğumuz, ata tavuğumuz bu. Bizim bu yerli tavukları birleştirerek Atatürk Orman Çiftliği'nde Atax diye bir tavuk üretmişler. İsmini de oradan alıyor. Atatürk Orman Çiftliği'nden, yani Türkiye'de geliştirilen ilk tavuk. Yani bu ırkları birbirleriyle çiftleştirerek elde ettikleri çok dayanıklı bir tavuk. Bu Anadolu'nun her yöresinde yaşayabilen bir ırkmış. Bunu ben çok araştırdım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şu şeyden bahsediyorum. Atax. Bakın, kızılı var, siyahı var. Bazı beyazları var. Çok az beyaz, çok az tüy var da. Bu yerli ırkımız. Bunun her iklim koşuluna çok dayanıklı bir tavuk olduğu söyleniyor. Diğer kahverengi aslıyla oynanmamış tavuk. Bu Atax çilli, kızıl, siyah, işte yerli ırkların karışımıyla yapılmış. Kızıl çilli tavuğum vardı, onu atmaca aldı, kameradan izledim. Tavuklarımız şimdi dönüyordu böyle pervane gibi. Kelebeğin ışığının etrafında döndüğü gibi. Tavukların üstünde dönüyor. En güzel olan oydu. Kızıl, sarı benekleri vardı, çilli tavuk dedikleri. Siyahımsı bir rengi vardı. Onu atmaca aldı. Ben de son atmaca saldırılarından sonra şu teli yaptım. Böylelikle hava saldırılarının da önüne geçmiş olduk. Bunun 2 ay önceki parayla bir 6-700 liralık bir masrafı var. 300-400 lira civarı kümes teli tutmuştu. Borularda o kadar tuttu yani. Boyasıyla beraber en fazla 6-700 lira işte. Şöyle geri alayım. 3 metre yüksekliğinde. Bu kadar.